yapıyorum. Çekiyorum, evet. Yeni videomuza hoş geldiniz. Böyle kısa bir giriş yapayım. Biz bugün hava almaya geldik. Aslında video fikrimiz yoktu ama niye video çekmiyoruz diye sorguladığın için zaten sana yönelttim direkt ben de. Aynen öyle. Neyse, biz şimdi biraz hava almaya geldik buraya. Kafamızı dinlemeye geldik. Neyse, oturduk falan böyle. Aslında başka yere oturduk. Evet, yani şu içeride bir yere oturduk. Kamerayı yöneltmek istemiyorum o tarafa. Evet, tamam, tabii yani. Ondan sonra sakinliğin içinden bir şey çıkar ya, yılan. Şey ha, ya. Her sakin ortamda bir gürültülü grup. Biz de ki şanslı. Biz de gidip onların yanına oturduk. Evet, tam yanın yani aramızda 2-3 metre falan var. Sabahtan beri kavga ediyor. Biz de taşındık sonra buraya. Yani ben yoruldum. Onlar yorulmadı, ben yoruldum. Evet, yaklaşık bir 20 dakika oturduk orada. Sevgili değiller arkadaşlar, bir muhabbet de dinledim yani mecbur kaldığım için. Ben diyorum ki o öyle denmez, böyle derim. Bu videonun adı Gül'ün dedikodusu olsun mu? Konu hakkında çekirdeği de öğrendim. Fikir edindim yani. Neden kavga ettiklerini biliyorsun yani. Ha, evet. Bir tane kız var. Bir tane daha var. Bu kız kavga ediyorlar. Ondan sonra bir de şey var. Bir tane başka bir çocuk, isimlerini bilmediğim için böyle anlatıyorum. Ama birini biliyorum. Şehirban. Onu benim de ismim Şehirban olduğu için oradan biliyorum. Neyse. İşte çocuk kıza küfür etmiş. Ondan sonra buradaki iki tartışan arkadaşın da arası iyi herhalde, ya da bilmiyorum, belki kız ondan hoşlanıyor olabilir. Öyle bir trip atıyor ki yani, öyle sanırsınız. Neyse, ondan sonra bu da buna trip atıyor, diyor ki sen niye o kızı koruyorsun? Niye? Ben de sorayım, niye koruyorsun ki? Sana ne dedim? Bunlar bundan kavga ediyorlar diye, bunlar iki çiftler. Çift dedim ama ikisi arkadaşsa, bir tane çift var. Ona birisi de diyor ki işte, neymiş efendim, işte ben senin yediğin yemeği de merak ediyorum. Sigaran var mı merak ediyorum. Burayı söylemeseydim. Yok, bir şey olmaz. İşte her şeyi merak ediyormuş. Kendinden vermiş çocuk yani. Kız da diyor ki verme. Kız istemiyor arkadaşlar, belli. Velhasıl kelam, olayın özeti o zaman. Onlardan rahatsız olduğumuz için kalktık. Biraz daha Eskişehirli olanlar bilir. Onlar şöyle park içinde, göstermek istemiyorum şimdi. Burası da su boyu, bu da Monte. Monte de biraz cadde üzerinde duruyordu. Arabalar park edemiyordu. Ben biraz Monte'yi araba gibi kullanıyorum. Sen çekeyim, ver. Ondan sonra... Ben gittim iki arabanın arasına, araba gibi soktum biraz Monty'yi. Arabalar giremedi. Sonra dedim ki hem dedim kafamızı kurtaralım, hem dedim motorumuzu kurtaralım, gel. Sonra buraya taşındık. Vallahi çok iyi bir karar oldu. Monty'yi de yanımıza çektik. Yorum yapanlardan, izleyenlerden Eskişehirli var herhalde birkaç tane bu arada. Önceki ben videomuzda görmedim. Bir yorumda Eskişehirli göremedim misiniz? Göremedim daha doğrusu. Aa, gördüm. Evet evet, gördüm. Gördüm. Okudum. Eskişehirli misiniz, evet. Gezmeye mi geldiniz diye. Bir de gezmeye gelip gidip videosunu çeken, yükleyecek olanlar varmış. Aa. Yaz geldi, Eskişehir rağbet görüyor ama arkadaşlar... Gelin gelin, Eskişehir... çıkın gelin. Acayip kalabalık. Pardon. Şu an acayip kalabalık yani Eskişehir. Çarşı deseniz öyle, parklar deseniz öyle. Evet. Ve yakın deyip böyle Ankara'dan falan gelecek insanlar... Günübirlik sadece çarşı, müze, hani güzel yerleri hatta gezemezsiniz bile. Günübirlik evet yani. Sazova Park bir yerde. Sadece Sazova'ya girseniz zaten 2 saat sürer. Ha. Hadi gezdiniz diyelim. Çok erken geldiniz, çok geç döndünüz. Gezersiniz ama bizim gibi böyle hani videoyu izlediniz mesela. Ya burası neresiymiş? Burası kanlı kahvalt mı vardı? Hani keyif yapalım derseniz yapamazsınız. Evet. Çünkü vaktiniz yetmez. 2 gün kal. Otelde kal. Cumartesi günü, pazar günü. Hazırda bayram geldi. Tabii siz izleyince bayram geçmiş olacak. Ben bu nasihatı niye verdim şimdi? Bayram geçmiş olacak. Ya da tam bayramda açacağım, bilmiyorum. Neyse olsun. Bir sonraki bayramı çok. Ya hafta sonları da gelirseniz, yaz geldi. Çünkü yaz gelince yakın şehirlerden, ulaşım kolay olan şehirlerden insanlar buraya gelir genelde. Ama
tedbirli gelin. Öyle ben çok gezeceğim, rahat gezeceğim diyorsanız bir gün yetmez. Haberiniz olsun. Yetmez. Yağmurlar da durdu, yaz da geldi. İnce giyinin de gelin. Ben deri ceket giyiyorum, yanıyorum hala. Monte olduğu için giymek zorundayım. Geçelim. Evet, akşam soğuk oluyor çünkü. Ondan yani sonra... üzerinize bir hırka atmanız gerekiyor. Yani. Bir şeyler aldık, buraya geldik. Sonra ben... Gazım bitiyordu. Dedim yetmez herhalde. Bu nasıl bir şey? Gazım bitiyordu. Monte'nin benim. Yemeği bitiyordu. Samanı bitiyordu Monte'nin. Benim deyince senin gazın bitiyordu. Monte'ye gazı. Şey almaya gittik. Gaz da değil. Benzin almaya gittim. O yolda bir mesaj çekirdek al dedikodu yaparız ama dedikodu konumuz da yok. Niye ya? Gelince oldu. Bir sürü şey konuştuk. Ooo akımların dedikodusu ne yaptı? Merak edin artık. Öylelikle burada bulduk. Sonra Gül dedi ki niye video çekmiyoruz dedi. İyi dedim. Bu videonun genelde da... böyle şeyler söylemem. Gül'ün şeyi olsun. Gül'ün dedikodusu olsun bu videonun adlarım. Gül'ün dedikodusu vlog. Ondan sonra motoru gitti bir gelmedi. Ben de buraya çekerken biraz yaya yolu burası. Evet. Dedim Monte'yi çeksem mi çekmesem mi ama içimde rahat etmedi. Orada uzakta kalacaktı. Sonra baktım bir motor daha var. Gittiydi geri geldi şimdi. Çok bize yakın ama. Şimdi duyar kasmayın bak ha. Kuşlar nerede olduğunu, yol evet, büyük evet, yani, geçilir. Bakın, geçilir yani. Şimdi oraya fark edilir mi? Ben de Eskişehir'in gelen falan olursa diye uyarıyorum yani arkadaşlar, sorun yok. Öyle kan kız çok gel. Güzel ama ya. Evet, kan yaz gelmiş buraya gelin kesinlikle. Yani. Eskişehir'de olan arkadaşlar zaten geliyorlardır. Evet. Ama yani şehir dışından gelenler muhakkak buraya bir uğrayın deriz. Motorla ne taşıyabiliriz ki en fazla? Derseniz de motorla gelecek arkadaşlar. Tabii Monte biraz 50'lik motor olduğu için demir, arka demirleri falan da çok bir şeyler taşıyabiliyorum. Normal bir hani nasıl desem 125'lik motorlar gibi böyle bacak arana aldığım bir motor değil. Geniş bir motor ya Monte. O yüzden sağına soluna bir şeyler koyabiliyoruz. Bakın bu sandalyeyi koyduk. Bilim masayı sandalyeyi koyduk. Bakın. Bu masayı... Kocaman bir masa var. Ve tavla var. Tavla nerede? Tavla nerede? Orada da tavla var. Kocaman da tavla var. Bunların hepsini taşıdık üstüne. İçecek aldık. Üstüne arka bagaja da yiyeceklerimizi koyduk. Üstüne bir de arkaya ben bindim. Üstüne Gül de bindi arkaya. Yaklaşık 150 kilo ağırlıkla çok da rahat geldik. Evet, ben şaşırdım evet. Ama. Korkmuştuk dengemiz bozulur mu falan diye ama hiç öyle ama bir şey olmadı. Ama masada şey değil tabii. Nasıl taşıdım derseniz. Sandalyeler zaten kapanıyor. Masada şunun içine giriyor. Sandalye kadar şeyi var onun. Göstereyim mi? Kasklarımızın altındaki o gri şey. Masanın linkini aşağıya bırakamadım çünkü yok. Kendi kendime espri yaptım. Tamam, benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler. Benimle bu kadar. Hadi. Kolum ben böyle. Videomuzun sonuna geldik. Bilim dedikodusuyla bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yalnız 8 dakika dedikodu yapabilmişiz. Yani şu an 8 dakika dedikodu. Ben anlattığımdan emin ki hiçbir şey anlamadılar. Ya işte. Ben bile anlattığımda hiçbir şey anlamadım yani. Bir çift arkadaş vardı, bir de çift sevgili vardı. Onların kavgasının arasında kalıp taşındık. Monty de burada, bir de köpecik geliyor. Köpecik nerede? Şu an köpeği bekliyorum. Aa şişman köpek. Şurada. Şişman köpek. Arkadaşlar ayağa kalkarsa çok komik bir köpek şu. Şu an bana bakıyor ya. Acayip göbeği var köpeğin. Öyle bir göbeği var ki böyle koşuyor biraz önce. Dur. Evet sendeyiz. Çok komikti ben ya. Ben dört ayağıyla zıplaya tavşan gibi. Göreceğiz. Çok komikti. Bir de uğrayarak sinirlenmiş bir de başka köpek. Çok komikti. Kıyamam ya. Çok kilolu. Çok beslemişler. Kıyamam. Çok tatlı ya. Neydin belki galiba. O zaman şişman köpekle hamile de olabilir. Şu hamile değil. Ama şişman. O zaman şişman köpekle videoyu bitiriyorum. Şişman köpekle videoyu bitiriyorum. Hadi bitirelim. Şişman köpek. Yaptı. Bye.